Serap Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim Berker, hoş geldin. Hoş sağ ol, sen nasılsın? Enerji mi düşük biraz? Yani çok fena değilim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Seni dinliyorum, beni çağırmışsın. Evet Serap Hanım, sizi çağırdım. Şimdi geçmişle alakalı bir şey konuşmayacağım. Tamam. Şimdi başıma gelen bir olayla ilgili tamam. Size bir şey danışmak istiyorum. Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz biz Mehtap'la tamamen bitirdik. Bitirdiniz. Bir şeyler var mı ama içinde? Yok, o bile kalmadı içinde, hiçbir şey kalmadı. Şimdi yeni gelen Öykü benimle ilgilendiğini söylüyor. Ben de tamam dedim, peki dedim. Konuşurken, demin bahçede sohbet ederken Mehtap içeri geldi. Siz konuşurken? Biz konuşurken tabii işte kekmek getirdi güya bahanelerle. Sana ikram etti. Neyse, yalnız şunu anlayamadım. Öykü Mehtap'a gelip otursana dedi. Ben de dedim ki, sen dedim beni tanımak istemiyor musun dedim. İstiyorum dedi. Sen dedim benim eski tanıma yolunda olduğum adayı dedim. Benim olduğum yere davet ediyorsun dedim. Gel konuşalım diyorsun dedim. Ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Bir şey söyleyemedim. Cevap şimdi ben anlayamadım yani bunu. Ve size sormak istedim. Biraz sert çıktım. Sert çıkıştım çünkü sen hem bana saygısızlık hem kendine yaptığı çok büyük bir saygısızlık. O yüzden size bir danışayım dedim bu konu hakkında. Şimdi şöyle söyleyeyim, hanımlar arasında bazen böyle şey vardır. Hani şimdi Mehtap geldi, şimdi Öykü orada kendine olan esasını, özgüvenini yansıtmak istemiş. Hani seni kıskanmıyorum, gelip oturabilirsin gibisinden düşünebilirsin bunu. Hani bu hani işte sen Berker'le görüştün, gel sizi tekrar bir araya getirelim diye düşünmedi. Yok, olumlu yönden düşünelim. Bana garip bir durum geldi. Yani garip bir durum çünkü. Hatta Gamze'ye de sorduğumda Mehtap'tan korkuyor dedi. Korkuyor dedi. Ne için Mehtap'tan? Bunu sordu mu peki Mehtap'tan korkuyorum dedi mi? Şöyle söyleyeyim. Bu direkt hani böyle Mehtap'tan mı korkuyorsun diye bir soru sormadım. Ama yani yaptığı tavır, yaptığı hareket beni benden aldı yani. Peki, beni anlayamadım evdeki, yani. Peki evdeki Mehtap'la Öykü'nün arasını nasıl biliyor musun? Bilmem, birlikte oturuyorlar yani. Hani, samimiler yani. Ama şimdi bakın şöyle bir durum vardı hayatta. Tamam beni tanımak isteyen bir aday benim eski adayımla konuşmaması gerekiyor. Benim eski adayımla oturmaması gerekiyor. Evet. Öykü'ye biraz benim dediğim şekilde yaklaş. Anlat ona. De ki ben böyle istiyorum, ben böyle sevmiyorum, hoşlanmam. Ama tatlı dilde, kızarak değil. Çünkü sana kızmak yakışmıyor. Hep gülmek yakışıyor. Her zaman pozitif olmamız gerekiyor. Bir de böyle düşün, böyle bir dene. Sonra bakalım tekrar nasıl bir tepki alıyorsun, Öykü nasıl davranıyor. Ondan sonra tekrar konuşalım seninle. Peki, tamam mı Berker'ciğim? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek kolay gelsin. Sağ ol. Sonra dedin ki ben Berker için uğraşırım. Uğraşırım. Ya elinden ne gelirse yaparsın. Aynen öyle. Berker'i kazanmak adına. Mücadeleci misindir? Yani mücadeleci bir taraf mısındır? Evet. Çok hırslıyım. Çok hırslısın. Ama sakin, naif bir yapım var sanki. Ya sakinim de çok da sakin değilim aslında. Gerçekten işinin yani bu karakteri, bu hani yani duruşunun arkasında çok hırçın, hırslı, böyle haşin, yeri gelecek sert olabilecek de bir yapım var yani. Evet, evet. Kesinlikle. Tutunu kopartırsın yani. Aynen öyle. Yeter ki sev, aşık ol. Yeter ki, evet. Mesela yarın öbür gün Berker'le tekrar böyle bir muhabbet Mehtap'la oluyor, ediyor. Oldu diyelim yani. Mehtap böyle her potansiyele girebilecek mesela bir hatun. Ne yapabilen bir hatun? Yani her potansiyele girebilecek bir hatun mesela. Cilve yapar, eder. Mesela Berker'in gönlünü tekrar kazanmak ister. Ani kararlar değiştirebilecek bir hatun. Ama... Sen de Berker'i gerçekten istiyorsun. Asla dedi Berker. Sözünü yiyebilecek bir insan değil o. Buradaki diğer adaylar gibi değil. Sen yeter ki sen...